Huzur hiçbir şeyin veya bir şeyin eksikliği değildir. Ya da herhangi bir kargaşanın eksikliği sonucunda oluşan bir şey değildir. Onun yerine ne olursa olsun huzur tüm oluşan aktivitelerin içinde vardır. Huzur hep oradadır. Her zaman olandır, vardır. Huzur yükselen, azalan, artan bir şey değildir. Sadece düşüncelerimizden, duygularımızdan dolayı saklanıyor. Eğer odağımızı, dikkatimizi bunlar tarafından tüketirsek o zaman o huzur görmek zor olur. Yani o huzur duyguların, düşüncelerin arkasında kalır. Aynı zamanda huzur bir duygu veya bir düşünce değildir. Belki de onun yerine duygusal olarak dengede olmaktır. İşte o duyguların, düşüncelerin azaldığı, arttığı yerdir aslında. Tüm sizi tatmin eden, tatmin edici olan, tatmin etmeyen şeylerdir. Hayatımda o kadar zamanlar oldu ki çok ağır şeyler geçirdim. Çok ağır yaslar, stres, depresyon, anksiyete, acı, üzüntü. Ama ne olursa olsun o duygulardan kaçmamaya çalıştım. Yüzleşmeye çalıştım. O duyguları arkadaşlık etmeye çalıştım. Hangi duygu, hangi hisler, hangi düşünceler gelirse dedim ki buyur huzuruma gel, hoş gel. Onları gözlemledim ve onlar reaksiyon göstermeyip dinleyince, gözlemleyince kendinden gidiver. İşte asıl huzur odur. Onları gözlemlemek, direnmemek, yüzleşmek, kabullenmek. Bunu tecrübeyi yaşamamış bir kişiye anlatmak gerçekten zor. Bunu belki dinleyen birçok kişi inanamayacak olabilir. Gerçek gözükmüyor olabilir. Yani aynı anda yoğun duygular yaşayıp aynı anda da huzura erişmek. Yani nasıl bunların ikisi bir arada olabilir diye sorabilirsiniz. Bunu açıklayabilecek en iyi tanım gökyüzüdür. Birçok videomda da açıklamışımdır. Siz kendi bilincinizi, siz aslında gerçekte olan bu beden, bu zihin, bu duygular, düşünceler olmayan, siz aslında bir irade, bir bilinç olan sizler aslında kendinizi bir gökyüzü olarak tanımlayın. O boşluk, o sonsuz, sınırsız boşluk olarak tanımlayın. Yani gökyüzü aslında bir boşluktur değil mi? Fırtına olur, hortum olur, yağmur olur, kar olur, her şey olabilir. Ama o olanların içerisinde gökyüzü etkilenmez değil mi? Gökyüzü onların her şeyi kaplayan şeydir aslında. Yani o hava durumundan gökyüzü etkilenmez değil mi? Siz de o bilinç olan gökyüzü ne olursa olsun o bulutları duygu olarak bil, yağmur düşünce olarak, ne bileyim fırtınayı hisler olarak bil. Ne olursa olsun onlardan etkilenmez çünkü onları gözlemleyensin. Sen her şeyin var olduğu, var edildiği, var ettiğin yersin. Seninle birlikte bakın senin bir hayatın yok. Hayatı var eden sensin. Sen olmasan bu hayatı tecrübe edecek kimse yok. Gökyüzü ne olursa olsun, hangi hava durumu olursa olsun orada değişmez. Hep vardır. Bulutlar gelir, geçer, duygular, hisler gibi. Fırtınalar, bazı fırtınalar vardır. Günler sürer ama sonunda gider. O yağmur bulutları hep gökyüzünde olsa bile her zaman o bulutların üzerinde gökyüzü açıktır. O güneş gülümsüyordur. Yani ister o yağmur bulutları olsun tüm gökyüzünü kaplarlar mı? Hayır, kaplayamazlar. Belki de kendi bakış açısından yukarı baktığında karanlık bulutlar görüyorsundur. Onların bulutların üstüne çıkarsan aslında karanlık bulutlar değil, açık bulutlar, güneş görüyorsundur. Yani her şey bakış açısıdır. İşte bizim duygularımız da aynı bulutlar gibidir. Gidip geçicidir. Ama o duygular bizi var etmez. O bizim içimizde vardır. Biz onun içinde değil, o bizi kontrol edemez. Bazen hafiftir, bazen ağırdır. Yani bazen yağmurludur, bazen fırtınalıdır. Ama ne olursa olsun o anda, o duygusal anda senin bilincin, farkındalığın belki de daralır ve o duygunun küçük boşluğu bakış açısından bakar. Yani dar bir bakış açısından bakar, onun için geniş perspektiften göremez. Yani o anda kendini tüm karanlık bulutlar olarak görebilir. Tüm her şeyin o karanlık bulutlar olduğunu fark edebilirsin. Öyle zannedebilirsin. Ama o bilincini, farkındalığını bulutların üstüne taşıyabilirsen aslında o duygulardan kaçmana gerek olmayacağını, aslında odağını, dikkatini, farkındalığını istediğin yere verebilerek o duygulardan, hislerden kaçmana gerek olmayacağını, onları gözlemleyeceğini, geniş bakış açısından bakan sen istediğin o duyguların, yoğun duygular altında bile pozitif, güzel, güzel huzuru görebileceğini göreceksin. Yani o farkındalığın bilincini yükseltirsen aslında dikkatini onlardan kaçmak için başka bir yere vermem gerek olmadığını, aslında onlar oradayken bile huzur bulabileceğini göreceksin. Yani o duygulardan kaçmak için olanı başka bir yere vermen değil. O bilincini, farkındalığını aslında seni limitlendirdiğini zannettiğin o duygu, o bulutların üzerine çıkarıp o bulutların üzerinden
güneşi görmektir asıl işte. Yani duygunun içerisinden değil, o küçük dar bakış açısı değil, duygunun dışarısından bakarsın. Ama duyguyu da hissedersin. Yani sen o duygunun içinde değil, duygu senin içinde olur. Yani sen o gökyüzsündür, bulut değilsindir. Sen o bulutları içinde var edersin. İşte o hiçliği, sessizliği, o boşluğu, o gökyüzünün farkına varırsan, o engin farkındalığının, bilincinin, yüksek bilincinin farkına, o zaman o duygularınızın, o gelip geçen bulutların farkına varırsın. İşte o anda farkına varacaksın ki o duyguların bir tecrübe olduğunu, gelip geçici olduğunu farkına varacaksın. Ve sen aslında o duygular değil, sen o duygu tecrübesini yaşayan boşluk olduğunu, engin sınırsız bilinç olduğunu farkına varacaksın. Her şeyi gözlemleyen. Yani sen her şeyi gözlemleyensin, o duygular geldiğinde onları gözlemleyen, tecrübe edensin aslında. O zaman işte bunun farkına varırsan duyguların gerçek olmadığını, gelip geçtiğini göreceksin. Ama ne olursa olsun o boşluk, o bilinç farkındalığın hep orada olacaktır. Yani o senin, o boşluk dediğin senin bilincin, farkındalığın. İşte huzur dediğimiz de budur işte. İşte o özel, dokunulmayan, hiçbir şeyden etkilenmeyen boşluk. Hiçbir his, duygu, acı, olay, sonuçları, hiçbir şeyden etkilenmeyen. Ne kadar her şey dinamik gözükse de orada her şey sabittir. Hep vardır, hep olacaktır. İşte o huzurun farkına varabilmek için bazen inkar etmeye çalışan insanlar ya da umursamamaya çalışıyor ama bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Yani direnmeyin, kabul edin, kaçmayın. O huzur hepimizin her an huzurundadır aslında. İşte o duygular, hisler gelmediğinde insan huzurlu olduğunu zannediyor ya. İşte o duygular, hisler gelmeyince o huzur boşluğu daha yakından farkına varılıyor işte. Ama o duygular, hisler geldiğinde o huzurun da farkına gene varabilirsin. Mesela genellikle sabah kalkınca da gece yatınca bu huzur hissedebilirsin. Genellikle bu tarz aktivitelerin az olduğu zamanlarda. Ama işte dikkatini şu ana verirsen, yani anı yaşarsan, anın farkına varırsan, gözlemlersen duyguların, düşüncelerin azaldığını göreceksin. Orada hep huzuru, o sessizliği gördüğünün farkına varacaksın. İşte o senin farkındalığın, bilincinin o boşlukta, huzurda dinlenmesine izin vereceksin. Bakın, bu dediklerin hepsi sizin gönüllü olarak yapabileceğiniz şeyler. Haberleri izlemek, sosyal medyada sürekli bir şeyleri takip etmek, dedikodu yapmak, zamanınızı harcamak. Bunun gibi birçok şeye kendi dikkatimizi sürekli dağıtıyoruz. Kendimiz haricinde her şeye odamızı veriyoruz. Yani sürekli bir tüketiyoruz ama bir değer katıyor mu aslında, sorgulamak gerek. O kadar probleme takılıyoruz ama çoğu problemin bizim benimle alakalı olmadığını bile hiç idrak edemiyoruz. Bizim olmayan problemler, kendi problemimizi yapıyoruz. Biz de alakası olmayan şeyler hakkında tartışıyoruz. Sadece düşünmüyoruz, konuşuyoruz. Sürekli duygusal olarak sebebini sorgulamadan reaksiyon gösteriyoruz. Ama bu demek değildir ki sen mesleğini, aileni, sevgilini umursamayacaksın. İlişkini önemsememelisin. Tabii ki yapmalısın. Sadece senin haricinde sana değer katmayan şeylere değer verme. Ben onlardan bahsediyorum. Bakın, gündelik hayatımızda o kadar zorluklar var ki. Çoğu da o kadar kolay, kolaylıkla başa çıkabileceğimiz şeyler aslında. Odamız işte sırf bunlardan dolayı binlerce parçayı biliyoruz ve yoruyoruz kendimizi. Dikkatimiz dağılıyor. İşte bunun da sebebi bizim haricimizde bizle alakalı olmayan şeylere odamızı verdiğimizden dolayı. Normalde gerçek problemleri çözmeye odaklanabilirsin. Onun yerine ne yapıyoruz genellikle? Bizim olmayan problemleri çözmeye odaklanıyoruz. Kendimizi boşu boşuna meşgul ediyoruz. Enerjimizi tüketiyoruz. İşte eğer o dikkat dağıtıcı şeyleri azaltırsak ve o sessizlikte, hiçlikte kendimizi dinlersek, dinlenirsek, zihnimizi, farkındalığımızı, bilincimizi dinlendirirsek, yani o pratiği yaparsak, yani sürekli belli bir süre sonra huy haline gelecektir. Ve belli bir süre sonra o huzurun, boşluğun farkına varman daha da kolaylaşacaktır. Yani birçok sesin, kalabalığın, kaosun olduğu yerlerde bile huzuru bulman kolaylaşacaktır. Neden? İşte burada olan şey aslında o durgunluğa, hiçliğe, sessizliğe karşı olan duyarlılığını geliştiriyorsun sen. Yani sen ne olursa olsun o huzursun, o boşluksun. İstediğin zaman o sakinliğe gelebiliyorsun. Tabii ki de o boşlukta olmak her zaman kolay olmayabiliyor ki bende de olmayabiliyor. Hayat bu, insanız. Beynin maalesef ki o duyguları, düşünceleri, hisleri sürekli getirme huyu vardır. Ağır olarak getirme, reaktif olmaya çalışma huyu vardır. Bazen acı, problemler getirir. İşte burada asıl yapılması gereken bilinçaltını programlamaktır. Farkındalığını arttırmak, onu alışkanlık haline getirmek lazımdır. Meditasyon yapabilirsin. Meditasyon yaparak kendini o boşluğa bırakabilirsin. O sınırsız bilincin, farkındalığın farkına varırsın. O bulutların üzerinde bulunmayı alıştırırsın kendine. Eğer o hassaslığa sahip olursan, mutlaka o dikkatini, senin dikkatini dağıtan şeylere vermez. Böylelikle o gelen duygu ve hisleri, reaksiyon göstermedin, o dağın onlara vermediğin için beyin onları getirmeyecektir artık sana. Yani bu zihnin yapılış biçimidir. Bazen değiştiremezsin ama bazen alıştırdığın, o zihni alıştırdığın şeyleri götürebilirsin onlara reaksiyon göstermeyerek, izin vererek, kabullenerek. Ben de sürekli 24 saat huzur hissetmiyorum. Ben de bazen
bilinçsiz olarak ya da bilincimi düşürtebiliyorum, farkındalığım azalabiliyor, kendimi sürekli bir anda problemleri, sorunların ortasında bulabiliyorum. Ama önemli olan onun gelmesi ya da o problemlerin içine girmek değil. O problemler içine girdiğin anda bile farkındalığının farkına varman ve o farkındalıkla ona adım atınca bir anda farkına varıp geri adım atıp o problemin içinde kendini gözlemlemen ve onu anlar anlamaz, onun farkına varır varmaz o problemlerden kendimi uzaklaştırıyorum, geri adım atıyorum. Yani limitli bir bilinçten geniş bakış açısına geçiyorum, yüksek bilince diyebilirim. Böylelikle yavaşça bu yolda duygular onlara reaksiyon göstermediğim için geçiveriyor. Çünkü onların içinden kendimi çıkartıyorum. Aynı zamanda bilinçli bir şekilde nefes almak da çok pozitif bir şekilde etkileyebilir. Gerçekten burundan nefes alıp ağızdan vermek derin ve yavaş bir nefesle. Nefes her şey. Biraz bilinçli olarak nefes almaya başlayın. Kendinize huy edinin, alışın. Mucizelerine inanamayacaksınız. İşte ne zaman o yoğun duyguların içine girersin, o zaman nasıl böyle göğsün daraldığını falan farkına varırsın mutlaka. Bu tecrübeyi biliyorsundur. İşte göğsün sıkılır, daralır. Nefesin kesilir. Kısıtlanmış gibi hissedersin. Ama yavaş ve derin nefes alırsan o zaman yavaşça o sinirin, anxiety'nin gideceğini görürsün. Bilincinin, nefesin yavaş yavaş açılacağını, göğsündeki daralmanın gideceğini görürsün. Farkındalığın artacak, bilincin genişleyecektir. İşte o yüksek farkındalık, bilinç de o yoğun duyguların içerisinde bile onun farkına varıp dışarı çıkmak, yani o huzur, o boşluğa gitmek çok kolay olabiliyor. Sonra farkına varıyorsun ki senin için sadece huzur ve sakinlik var. Daha önce seni kötü etkileyen, problem olan şeylerin artık senin için problem olmayacağının farkına varacaksın. Çünkü reaksiyon göstermiyorsundur. Reaksiyon göstermezsin, bazen o tuzağın içine gidersin, reaksiyon gösterirsin ama o reaksiyon gösterir göstermez farkına varırsın, bir adım geriye gidersin, reaksiyon göstermeye bırakırsın. O farkındalığın, bilincin, o huzurun, o boşluğun içinde sadece, hatta o duyguları orada, hisler oradayken bile o boşlukta huzurlu olabilirsin. O huzur hep orada, senin huzurunda. Sadece biz farkında değiliz, farkında değiliz. Yani o huzur gelen veya giden bir şey değildir. Hep orada olandır. Sadece bizim o odağımız gelen ve giden bir şeydir. Sadece farkındalığımızı arttırmamız yeterlidir. Bu pratikte mümkündür. Meditasyon dediğim gibi her gün bir otur ve o boşluğu hisset. Hiçbir şey yapma. Otur ve hiçbir şey yapma. Dinlen. O duygular, düşünceler gelsin, reaksiyon gösterme, kendini alıştır, zihnini alıştır. Yani en kötü kendini dinlenmek için bir bahane olarak kullan, otur hiçbir şey yapma. Yani en kötü yapmak istemiyorsan otur ve zihnini dinlen biraz. En kötü ne olabilir ki? En kötü korkuların, duyguların, hislerin, kaçtığın her şey burada. Geri dönersin. Bu hayatta kaybedeceğin tek şey korkuların. İşte hep diyorum, neden huzura erişmek için ölmeyi bekliyoruz? Huzurla yaşamak var ki. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın.